Gagavuz dilini ilerletme deyini lazım sadi isteme. Kendi istemenle hepsi bugünkü günde başlayır. Bugün bizim misafirimiz de kendi istemesiyle yapar, hepsini verir kuvvetini ilerletme Gagavuz dilini. Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Eferde program Malafidil'in büyük alanı hem bizim misafirimiz bugün üretici hem blogger İlya Karasini. İlya hoş geldiniz bugün bizim programımıza. Çoktan sizi bekliyorduk ama de kısmet oldu bugüne. Selam hala, sağ ol. Hepsimiz, ben Süleyman Çoğu, kim bizi bugün bakar, her ay siz götürüyorsunuz kendi kanalınızı Facebook'ta, İyi Çoban. Ama ona geçince isteyeyim, biraz sizin çılaf edelim, biraz sizi öğrenelim. Kimsiniz siz, nerede büyüdünüz, niye sonra geçti küçüklüğünüz? Anladım biraz kendi biyografiyanızdan böyle, özel sayfalarınızı. Büyüdüm Kongaz'da, sonra Komrat'a geçtik yaşama. Öğrendim üniversitede, üretici olma, sonra uluslararası, devletler arası ilişkiler öğrendim fakültemde, sonra Roman dili fakültemde, şimdi teoloji fakültemde öğreneyim ama öğrene hakkında işleyirim, üretici işleyim, sonra bir yardım projektinde işleyirim. Böyle var ailem, iki uşağım. Böyle kısadan izli izli geçtiniz ama bir şimdi ta diğerine gireceğiz. Büyüdüğünüz köyde, Kongaz köyünde, büyük köy, Kalaba köyü, nerede çok anılmış insanlar da bugünkü günden çıktı. Biliriz hani siz şiirde yazarsınız. Acaba bu sevgi dile, sevgi yazıya küçükten mi geldi? Belki aileden mi gördünüz, işittiniz? Belki dedeleriniz, dadularınız, babularınız sizi böyle işlere sınaştırdı? Ne geçti küçüklüğünüz? Vardı mı dadınız, babınız? Halizden biri üretmedi sevme Gagavuz dilini. Sayılavi derdik onda bu kadar. Küçük kanı, dadım, malim. Sadi Gagavuz çalavi derler. Malim yüldü. De Rusya pek proslavi derdi. Sadece Gagavuz çalavi derdi. Dadım da Rusça böyle pek iyi laf edemerdi. Onlar sadece Gagavuzça beni laf ederdiler. Ana baba sadece Gagavuzça evde laf ederdiler. Biri oturup da üretmedi. Oğlum, çocuğum, sev ana dilini, bizim vatanımız. Biri üretmedi. Biz sadece laf ederdik. Onda da bu kadar. Varınca değilim hani biz laf etmerdik dil için, biz laf ederdik dilde. O en önemlisi bu. Ama büyük, ben pek dili pek sevmiyordum da Rusça daha çok okuyardık, şkollar Rusça. Anlamardım hani ana dilimiz önemli, vatanımız. Ama sevgi dilime, onun plastikasına, onun güzelliğine, rifmasına geldi. Açan ben 5 yıl Rusya'da öğrenirdim üniversitede. Literatura fakültesinde öğrenirdim. O zaman açan koparlandım ana tarafımdan, evimden. O zaman bana geldi bu existential sorular. Kimim ben? Benim kimliğim, identitetim nedir? Ana dilim var bende, ben bilirim onu, bilmiyorum. Dete orada, uzaklıkta ben çekittim yazma şiir Gagavuzça, düşünme daha çok böyle Gagavuz diline. Açan anladım hani ben yabancılıkta duymuyorum kendimi yüze tence evde. Tuvalete açan oldu bir stres benim kulturama. Benim canıma, bu yabancılık, koparlanmak ailenden, 19 yaşında çocuk koparlanır, 5 yıla gider, o bir stres de, o streste ben başladım sevme Gagavuz dilini, internette arama, şiir, başka işler, ama şkolda pek büyük önem vermiyordum, pek büyük yoktu ama bu açan koparlandım da, o zaman geldi bu sevgi. Bana kalsa hani köyünde Gagavuzları da hep öyle oluyor. Ben istediğim böyle bir soruş sorayım, yokunca sormayayım. Gepe genç insan, çünkü günde pek seyrek ayırır böyle zanaat, nece üreticilik. O bir zor zanaat, o bir küçük pahalı bir zanaat. Neçeken bilesin hani bugün pahalar küçük üderler, az üderler üreticilere. Gençler pek bu zanaatı gitmek, sokmak kafasını pek sevmiyorlar. Ama bakmarak buna siz adam da olarak niçin? Yani bu daha da sihirik açan adamlar gider öğrenme üretici. Seçtiniz bu zanaatı. Neden böyle seçim siz yaptınız? Bu bekim nasıl üretici o kadar size büyük bir sevgi üreticilik zanaatına gösterdi? Nasıl öyle oldu? Halizden ben üretici pek de olma istemerdim. Ben isterdim literatürayı öğrenme. Zere küçük yaştan beğenirdim kağıt okuma. Ana baba
kağıt alırlar satın, bibliotekaya giderdim. Bizim komşumuz literatura öğreticisiydi. Bana hep verirdi kağıt kendi bibliotekasından. İnternet yoktu küçüklüğümüzde, smartphone yoktu, TikTok yoktu. Kışlar zaman, akşamlarda ne yapacaksın? Tabii şey var, televizörümüz evde yoktu. Bilmiyorum neden ama ana baba te almadılar televizör. Te çoğu orada vakit harcar. Yoktu televizörümüz, te ne yapacaksın? Kağıtlar var, okumayabilirsin. Alıp da başladım okumaya da pek beğenirdim. Tolstoy'u, Dostoyevski, Fenimore Cooper, başkasını da bundan yavaş yavaş böyle bir istemek oldu yaşamda. Hani o öğrenme literatürü daha çok. Da ne düşündüm? Literatüra hem dil fakültesine gideyim. Ama sade literatür yok öyle fakülte. Üredici de şimdi böyle diploma üredicisi. Ama ben üredeyim. Birkaç okulda var işlediğim, şimdi bir okulda burası şey. Ama bakılsa henüz metodika, üretmek metodikası pek önemli. Sevme uşaklığı, becerme, onlara bilim verme. Ama bakılsa en derin ne lazım olsun? Üreticiden. O kendi zanaatına sevgi. De sen Haliz'den literatürü bilensin, uşaklar da onu duyacak. De sen, sen laf edersin, onun içince solu yersin. Açtın o sayfayı bilersin, o zaman onlar sesleyecekler. Ama kimse değeren metodika ta önemliymiş. Bana kalsa, benim fikrim böyle ta üniversite tipi bilim adamına belki ta yakın, vakılsa hani kendi zanaatına bilim ta önemli. O da o zaman gelecek yollar, gelecek metodlar ince o bilgiyi başka insana da paylaşmak. Ama bir taraftan doğru diyorlar. Niçin önemli metodika? Çünkü metodikaya göre de sen üretçen o uşağı dile. Doğru metodikasıydı, iyi metodikasıydı, uşak da sonucu uşağın dilin, onun dilin belli olacak. Niçin ben de kendimi burada dinlerim, gagavuz dilini üretme uşaklara da anlayırım. Hani o metodik hangisi bizim kağıtlarda var, o biraz zor bizim uşaklara gelir. Niçin ki o programı kendiniz de bilirsiniz, o uşaklara hangisi laf eder gagavuz dilinde, hangisi bilir, hepsini anlayır da yardım lahm olmayır bir taraftan, anadan, babadan, üreticiden. Ama eğer uşak bilmerseydi o metodika hangisi bugünkü günde gagavuz dilinde var kağıtlarda, o elbet ki biraz zor metodika. Zor terminler, o terminlere lazım elbet ki üreysinler. O onuştan da bizim bakalsa analar babalar hep soru çıkarıyorlar. Ama o dil o gagavuz dili. Niçin ki hani o kağıtlarda anlarız hani o dil o gagavuz dili, hani biz evde laf ederiz. O gagavuz dili hangisi kurulu terminler temelinde, değil mi öyle? Siz nasıl bugünkü günde bu programaya bakarsınız gagavuz diline? Doğru mu? Var mı fayda? Var mı böyle iyi sonuçlar, o angı davalar çekitmede koyar o metodika? Ben metodist değilim. Ama siz görüyorsunuz, laf edersiniz gençlerle. Beğenirim. Gençlerle laf etme, dilimizi beğenirim, literatürü. Ama şimdi ne de bir söylesek, ne de karar yaparsaydı Üretim Bakanlığı, Bilim Merkezi, üreticiler, metodistler. O olmayacak bir yüzden yüz en iyi metot, en iyi bir yol. Zira gagavuz dilimiz genç, halkımız da genç. Da bu bir proses. Bunu yerleşinecek. Bunu deneyiz olmayı. Ha buna geçelim. Bu burası daha iyi oldu ama ha deneyelim böyle böyle. O zor bir yoldayız biz. Şimdi önce bir uşak büyüyünce düşer de ağlar da ama yavaş yavaş ilerlesin. Varsaydı bu istemek ya ilerlesin. Dilimize türlü türlü metodlarla yavaş yavaş olacak. İstemek varsa böyle bir strateji gibi. Ama o yoksa olsun, isterseydik Makarenko gelsin buraya, en talentlı üretici metodist. O da bir şey yapamayacak. Zey, strateji tarafından o hepsine karşı duracak da onu anlamayacak insanlar. Bir önemli bir prensip sizde var. Benim bildiğim kadar o evde uşaklarla laf etme dilde. Türlü türlü dillerde. Bilmem hani uşaklarınızla da siz gagavuz dilinde de laf ettiniz. Küçükten ta koyduğunuz kuvvet, iki kızınız var. Onlarla da iki dilde, belki üç dilde de laf ettiniz. Oldu mu fayda? Var mı bu metottan, sizin metodunuzdan bir iki dilde laf etme uşaklar? Var mı fayda? Uşaklar öğrenirler mi bir iki dili birden?
Ben deneyirim, çalışayım, savaşayım. Benim kızlarımla Gagavuşça'da, Rusça'da, İngilizce'de. Ben İngilizce, İngilizleri öğreticisiyim. Ama en büyük kızım şimdi 6 yaşında. Ben göreyim hani en iyi o Rusça lafıdır. Zeri dolayında insanlar Rusça. İyi öyle biz. Büyüdük. Öyle cümlede yaşayız. Daha iyi öyle yaşayız. Ama göreyim hani şimdi Rumunca da öğreneyim. Şkolada da biraz karışık fikri. Anlayın bende de öyle olardı. Ama birkaç yıldan sonra bağ kalsa çözülecek bu işler de anlayacak ne niye gelir. Şimdi verilme dilim. Bakılsa o işler zor anlayayım. Hani şimdi stres oluyor şu an. 3-4 dil birden. Ama yavaş yavaş fayda olacak ondan. Şimdi biz koyduk onu öyle bir situasyon. Hani o yok ne yapsın. Her akşam yarım saat İngilizce lah edeyim, alırız kartıçka, koyarım multik sadece İngilizce, şimdi onu lan. Sonra Gagavuşça koyarım seslisin, kendim lah edeyim. Şimdi burası o, burası bu. Bakalım ne olacak? Ben de bilmiyorum. Deneyiriz, burası onu, burası bunu. Bende yok öyle bir recept, de bunu, bunu, bunu yap, hepsi silah olacak. Proses. Ama aileden başlar mı bu proses? Bu metodika. Barınca bile mi başlasın aileden? Ben onu istedim anlamak. Hani, türlü metodikalarınca dediniz. Eğer isterse gelsin Makarenka ya da başka anılmış üreticiler de üretsinler. Ama aileden yoksaydı temel. Acaba faydası olacak mı? Bugünkü günde her bir bu yeni kağıtlara, yeni metodikalara, türlü türlü araştırmalara. Gagavuz dili kalarsa da sadece aileye umut, aileden de laf etmezseydiler, olmayacak. Ama olasıydı bir başka, bir motivasyon, kahve motivasyon. Dil sadece, ana dilin dini öğren. Bu motivasyon artık az işleyir. Bize analar babalar da etmiyor onu. Bir başka büyük motivasyon, halkın historiasına böyle bir etki versin. Bizim stratejimize gibi, ben bütün halkın böyle bakışına gibi o zaman olacak bilmiyorum. Türlü yollar var. Böyle şimdi brainstorm yapma. Bir bakış var. Hani eğer Gagavuz dili Türk diline daha yakın olarsa da o zaman var kurtulacak umut. Var umut. Bu kahve bir diye. Başka var diye hani de Gagavuz dilini lazım burada. Gagavuz yürücülerini daha çok ödemeye, başka işler hani de burada olsun olsaydı motivasyon. Bu da işler diye. Kimse de yani Gagavuz dilinden yok fayda, strateji olarak küçük halkız. Ekonomikamıza teyli aldığının, para tarafından, iş tarafından ne fayda verir Gagavuz dili? De insanlara bakayım, kapitalist dünyası hiçbir fayda yok ondan, bırakayım onu. Da neyse ona yapacağım. İnsan kabıtlı değil, insan kabıtlı değil. İnsan paranın ardına gidiyor. Da, paranın ardına bakıyor, umut, kısmet olsun ama insan dil kayıl, dil içinde konflikt yapma, kendisini zorluğa sokma, ben anlayayım insanları. İnsanlar isteği sevilmeye, yaşamaya. Öyle bizde situasyon yani, şkollar Rusça, böyle Moldova'da böyle, lan Rusça bilelim, Moldovanca, Rumunca bilelim, buradayız. Şimdi ta Gagavuz dilimizde karışık dolaşık kız, ben bilmiyorum. Burada biraz bu böyle bir düğümük burada var politikada, dilde, bilimde, historiada da böyle bir düğümükten nice ucunu bulmayı bilmiyorum. Benim ailemde laf ederdiler, öyle oldu. İleri doğru zor, zor. Bu büyük dünya geopolitikasından da bağlı. Gagavuz dilimiz olacak mı, yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Sonra bağlı, tabii şeye bağlı. Olacak mı? Sade Gagavuz dilinde unikal işler, öyle meraklı işler, hani insanlar istesine Gagavuzça anlama. Ben bileyim birkaç uşak, padrostak, 14, 15, 16 yaşında, her zaman uşaklığın arasında işleyelim, Kore dilini başladılar öğrenme. Yıllarca öğreniyorlar. Çünkü Kore kulturasını sevdiler. Zeri sevdiler, kulturasını sevdiler. Bir iki Kore gruplarını. Türkülerini sevdiler. Da şimdi o kadar adam, o
güzel bir kültura parçacı Kore'den, hani bu da onlara din meraklı oluyor. Şimdi böyle bir şey pek kaliteli, derin, güzel, halizden bir şey Gagavuz dilinde olsun, diyelim olsun bir Gagavuz Lermontov'u ya da bir Gagavuz bloggerları ya da ta bir şey, ama Gagavuz dilinde kaliteli bir şey de o zaman insan isteyecek Gagavuzca da anlama onu ta ise, ama başka dilde olmasın hiç. Sadece Gagavuzca. Belki bu uyandıracak var, sevgiyi, versin, belki bilmiyorum, düşünüyorum türlü mü var. Var nasıl ta versin umut bize. Ama bakmayarak bu zorluklara hepsine siz geldiniz. O fikri hani lazım bir şey yapma da ilerletme Gagavuz dilini. Sanırım hani bunun temelinde de siz kurdunuz o blogunuzu. İyi Çoban hangisini siz götürüyorsunuz, böyle aktif götürüyorsunuz, pek meraklı götürüyorsunuz. Gençleri de katıyorsunuz bu işinize sizin. Nasıl geldi bu fikir? Daha kendinizden anladınız. Nasıl bu fikire siz geldiniz? 3 yıl geri işlerdim ofiste, uçak biletlerini satardım ve düşündüm. Gagavuzca internette ne var? Ya bakayım. Açtım, baktım, gruplara girdim. Gördüm hani Gagavuzca iki türlü materyal var internette. Bir o haberler ya da kültura programları GRT. Ama o da o yapılı televizyon formatında gibi. O değil, blog formatı. Televizyon, bu da türlü işler. Televizyon. Hem ikinci o şakalar. Şaka materyalları. Cümbüş. Ama böyle derin, faydalı, üretmek materyalları hiç yok baktım. Rusça hepsi. Herkes bakıyor Rusça. Rumunca, İngilizce kim anlayır? Ben de İngilizce pek çok, pek iyi materyaller var İngilizce. Her bir temaya. Ta çok ne kadar Rusça. Sonra Rusça var çok meraklı materyal. De düşündüm, ya ben deneyim bir eksperiment. Bir video çekeyim Gagavuzca, bir minutluk. Bir meraklı bir istoriye buldum. Da ben düşündüm, olam olsun Gagavuzca. Olam olsun bir şey derin, meraklı, filosofik, böyle önemli bir şey. Hem üçüncü, o olsun derin filosofya soruşlarına can için, Allah için, din için. Bu da bir temel. Bu temelsiz ileri doğru insan bilmeye nereye gitme. Mihail Çakir bundan başladı. Da bakalsa o olmaydı. Gagavuzların kimliği, historiyası hem anlaması kimiz biz. Ta da yufka, ta da ağız olacağı dizeye o temelden hepsi başladı. Da tevlete başladım. Bir video yaptım, koydum kendi Facebook'uma. Ta yoktu hiç, ben kendi Facebook'uma koydum. Açan baktım 2-3 bin kişi bakmış onu. Bir tebe komentariye geldi. Şaştım, düşündüm, o lazım. Hani var efekt, cevap var. Var feedback de, gençler der gibi. Düşündüm, ya bir deneyim, tabir yapayım. Yaptım tabir. Ta çok insan başladı yapmaya, sonra yaptım. Sonra ben başladım düşünmeye. Gagavuzların problemleri ne? Dadumla laf ettim diye. Bakılsa benim bir büyük problem, insan korkuyor, ne insan diyecek? Gagavuzlar korkuyor, ne insan diyecek? Gagavuzlar bizimki hep bundan korkuyor. Hep bundan korkuyor, her zaman korkar buradan. Bunu varınca anlama, değil sadece biz, başka halklarda kimse korkuyor ama en çok korkuyor küçük halklar bundan. Zeysen böyle bir saklı, kapalı şeyde yaşayırsın. Daha sahi önemli ne diyecek başka insanlar? Açan insanlar kapında, 5 kişi odada birkaç yıl yaşayırlar. Onlara pek önemli ne başkası düşünür onlar için. Açan sen böyle açık dünyada yaşayırsın, halklar arasında, o zaman sahi o kadar da önemli değil. Büyük kasabada insanlar düşünmeye ne diyecek komşu senin için? Yapsın ne isteği, bin var kendi yaşama. Yani çoğu birbirini bilmiyor. Bilmiyor da milyon insan dolayanında. Ama açan az insan, o zaman önemli kim diyecek? Bunu varınca daha çok düşünme. Ne insan diyecek düşündüm bu temayı. Yaptık bu işi. Bir video, hep çoğu insanlığa başladılar, yazmağın ettiği haliz doğru. Sonra baktım, ne Biblia'da yazılı bu işin, ne zaman korkma, ne insan değil, ne zaman korkma. Kim kere insanlar hem halk doğru söyler, kim ki insanlığa doğru, ama kim ki onlar değil doğru. Kim kere tradisyon, kültüre halizden tutar bizi, bu real dünyayla bağlı, ama kim kere o yanlışla söyler. Zeri bizim dedular da, onlar da bir insandı, onlar da yanlışlık yapardılar. Dedi bu prosesleri. Düşünelim de bu işi yaptık video. Sonra toplandık birkaç dostumuzla. Tamam istedim. Genişlendi sizin komandanız. Sizin grubunuz genişlendi. Oldu diyelim, önce dediğiniz grupmanız. Da.
Sonra toplandınız da. Birkaç dostum gördü hani yaparım bu işleri. Kim ki kimse onlardan da düşünerdi bu işleri ya da başladı yapma artık. Det öyle düşündük, hadi toplanalım, yapalım bir kanal internette da yardım edelim birbirimize. Det öyle başladık o kanala. Şimdi bizde var 4-5 kişi kim her gün bir şey yapıyor ona değil. Artık 3 yıl kanalımız işliyor. 3 yıl kanalımız var şükür Allah'a. Ne kadar yazılı kişi o kanalımıza? Kaç sayı oldu? Da biz de saydık bir ay geri 35 bin seyrediciniz var. Değil seyredici ama patpiş yazılı bize. Yazılı kişiler. Hı-hı. O büyük bir kayıtlı olan yani, Türkçe. Doğru. Şükür Allah, insanına bakıyorlar. Şükür Allah, hadi insana. Yarısı Türk oldu. Hı-hı. Yarısı Gagavuz. Türklere de meraklı. Meraklı ne oluyor burada? Şöyle yazır. Yaşlanırım sizin videolarınızı bakarak. Benim dedem böyle dilde laf ederdi, konuşardı sizin gibi. Bizim Gagavuz dilimiz o eski Türk dili halizden. Böyle bir reforma olmadı bizde. Araplaşmadı. Farsi dillerini almadı. Ama Rus dillerini aldı, Moldovan dillerini. Ama çoğu da duyar bunu. Hani bizim dilimiz o eski Türk dili de beğenir. Sizin böyle şimdi hobi gibi, hobi olarak bu grupanız gidiyor. Facebook'ta blogunuz, sponsorlarınız yok anladığım kadar. Siz kendi kendinize bu işi yaparsınız. Dil çoktan başladı. Birkaç insan dediler, biz değilsen siz yaparsınız bu işi Tayyip'le. İsterseniz biz de kim ki size yardım edeceğiz. Da, bu bize pek yardım edeyim. Reklama koyma, teknik alma, sonra gitme, Nancy Q'ye kimse yardım etme. Bu işi kimse insanlar kim beğenir bu işi de isteye yardım etme. Pajertone gibi. O zaman biz kabildeyiz. Deyiz. Şükür sağ ol da kabildeyiz. Bu güzelce bu söyler hani insana değil sadece sihiri değerler. Sen hazırla ben bakacağım. Ol bana önce deme neyse. Ya bana programı biz de bakacağız seni. Ama insanlar paylarlar. Biz de pay alalım. Ya biz beğendik bunu ya Miracle ya ben de bir pay alayım yardım edeyim. Peki sen bu pek önemli. İnternette bu pek iyi bir iş. Televizyonda da biraz başka. Televizyon seyrederken de biri düşünmeyir, nice ben bu çocuğa yardım edeyim. Ama internette böyle ta yakın bağlantı olayı da ben beğeneyim bunu. Ama biz değiliz sahip Facebook'ta. Facebook'ta kanalımız şimdi değiştirdi adını. EYE. EYE Türkçe gibi. Üç bukva, EYE Çoban adı. Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta, YouTube'da adına klasik bir kanta. Genişlettiniz kendi kanalınızı. Varız, var şu yerlerini. Kanalda. İnsanlar şimdi daha o zaman genişten, gençler de var. Nasıl pay alsınlar, baksınlar. Gençler nasıl bu işlere bakarlar? Ne komentariyalar yazarlar? Bakar mı gençler? Bakar. Ama bizim kanalımız o bir ayna gibi olaylara ne olur de halis halk içinde. Kimse deyir, Brian yapmayın, Gagavuzca yapmayın, Rusça'da düğmeyin kafağı o Gagavuz dilinden artık gömeceğiz onu 20 yıldan sonra artık. De, halkta var öyle bakışta, işte, çoğu öyle yazar. Çoğu beğenir, çoğu ağlar. Pek çoğu insanlar bakırlar bizi, kim değil Gagavuzca'dan ama Gagavuzlar. Zira onlar de yabancılıkta, yabancı yerde vatanına, Gagavuz diline bu sevgi, bu ağaçlık... Peydalın ertince benim de peydalımda. Kimse insanlar sevinirler. Hani biz koyarız titrları Rusça. Bu da bir iş. Bu da bir zor iş. Niçin ki yani o iki katına zorlaştırır o işi anlasın. Siz yaparsınız. Siz bir kez yazdınız. İkinci son çevirdiniz. Üçüncüye onları koydunuz. Montajın yardımıyla bu zor bir iş. Bu zor ama şükür Allah'a teoloji. Benim karım yeşim koyar titrları. Artık büyüdünüz, genişlettiniz bu komandanızı, ailenizi de kattınız. İyi kattık. Bu yani. iyi bir iş. Ben sanırım anne bu işin geleceği de var. İyi bir geleceği var. Daha çok yıllara sürtük eğer böyle götürseydiniz. Sanırım anne stratejiniz de var. Bu kanal sanırım düşündüm anne bir strateji kurdunuz siz. Var bizde. İdeyalar ama böyle büyük laf strateji gibi bilmiyorum. Biz de Sasha var o pek önemli adam kanalımızda o montaj yapıyor. Sonra başka çocuklar yardım ederler materyal hazırlama. Biz stratejimiz var, bizde vardı biz isterdik. Daha çok genç çocuk katılsın, yapsınlar video. Ama görüyorsun hani hepsi hazır değil buna.
ya da belki zamanlam geçsin. Ya da kimse isteyir ama iste kendi kanalını yapma, hı-hı, değil bizim kanalımızın içinde. Hı-hı. Peki silah olsun kendi kanalını yap. Türlü türlü böyle zorluklar ama var bizde ideyalar. Biz isteyicileri doğru blok yapma. Burada böyle taze soluk olsun o bloklara. Hı-hı. Sonra isteyici olsun değilse böyle blok hani surat kadrda ama ses gagavuşu ardında hem türlü videolar, hı-hı, değişilir. Biraz bu formatı isteyiz doğrultma. Halis'den bizim kanalımız birkaç kiyat da çevirdi gagavuşu. Audio kiyat da yaptık. Ne hilal size. Birkaç. Bakmarsınız zorluklara. Burayı pişinizi bu işten zanatlanırsınız. Ama siz dediniz hani daha pay alırsınız bir yardımcılık işinde de. Kime yardım ediyorsunuz? Niye yardımcılık işi bu? Niye bu orada? Bu bir proyekt fukara insanlara. Hı-hı. Öyle. Ya. Ama ona da isteyenler varınca katılsın. Da. Anladığım kadar bu iş daha meraklı gelirse bu blogu götürme, ilerletme. Niçin ki yani var cevap size, var cevap gençlerden, insanlardan, maalesef ki yurt dışından. İyi iş yaparsınız, silah iş yaparsınız, sağ olun. Sanırım hani bu ilerletici bizim gagavuz dilimizi bakmayarak hani belki o bir küçük bir damla büyük denizin içinde ama damla damla gölü varmış. Ben sanırım hani böyle projeler tazide olursaydı bizde bir şans gagavuz dilimizde de gagavuz kültürümüzde de var. Kalma su üstünde. Doğru, doğru ama Allah sen doğru söyledin. Strateji bu önemli bir iş. Sade dil için ilerletme olmayacak. Ne için laf etme? Dil. Var diller daha zengin, var daha güzel, var daha eski diller. Şimdi ne için? Dil için. Ama dil lazım olsun bile neyle sayıdı. Kulturuyla. O işi üniversitelerine de say literatura üretmeyeli. Üredeyle dil hem literatura. O bağlı. O dil literatürüyle, ince zanaatla, dil kulturuyla, dil klisiyle inanan Allah'a. O dili olam yapışık olsun her bir işe, dil şkoluyla. Ama sadece dil içi o insan anlayamıyor. Niçin ben? Bir o zaman niçin Latin dilinde bir laf etmiyor? Sadece profesörler üniversitede. Ya o yolu bir dil. Da sadece dil içi eski bir zengin dil ama onu bir öğrenmeyiz ya o yolu. Ama İngiliz dilini öğreniyor. Çok kiyat var İngilizce, internette İngilizce, yarım dün İngilizce alıyor. Aha bu motivasyon. Şimdi dilen bulmak öyle bir doğru, güzel olsun da hepsi anlasın. Niçin gagavuz dilini öğrenmeye? Niçin biz küçüküz ağzı Rusça, Rumunca ama de niçin? Türk dünyasından bağlantı meraklı. Bu bir. Kim beğenir? İsteği daha çok bağlantı olsun. Sonra liyam ta birkaç öyle ipçaz olsun da o zaman o gidecek isler. Analar babalar lem anlasınlar bu işe. Onlar anlamasıyla olmayacak. Yani bilmiyorum. Var mı şans daha bilmeyeyim. Biz şimdi lavideyiz. Belki 30-40 yıldan sonra artık bizim bu programımız müzeyli yerde olacak. Şans var. Şans her zaman her zaman var. Allah hep umut verir bize. Hı-hı. Hep verir kolaylık, verir böyle insanlar nicesiz yardım eder. Ne sayıda yapma, hani bugün ölmesin. Belki daha bir iki gün sürtsün, belki daha bir 10 yıl sürtecek ama sürtecek çünkü var öyle aktivistler nicesi sanglar pay verirler kendi bir payını bu işe dini bu pek önemli. Bizim programımız geçti. Sonunda programda bizde böyle bir adet var. Marcel Proust biliyorsunuz Fransız yazıcısı. Onun soruş listesinden biz seçtik birkaç soru. Hangilerini sorarız hepsi misafirlere. Ama hepsi misafirler elbet ki ayrı ayrı cevaplar veriyorlar. Onun için size de yokunca sormayın bu soruşları. Onun için teklif ederim bu soruşlara cevap verirsiniz. Size göre kısmet ne o? Kısmet o yaşama rahatlıkta hem birlikte Allah'la. İnsanda ne en çok seviyorsunuz? Sevgiyi. Ne hiçbir zaman prosit miyiz?
Bilmiyorum. Bilmiyorum. En sevdiği yemeğiniz, içmeğiniz? Gagoz mancası. Tavuk mancası, piliç mancası. İçtiğim Sprite. Manca Sprite'la karışık dedi. O sizin sevdiğiniz. Hem sonda soruşum sizin için bilem hani Allah büyüktür ama daha detaylı İlya Karasen'in için Allah kimdir, nedir? Allah o yaratıcı, bu dünyayı yarattı. Onun oğlu İsus Hristos geldi bu yere, öldü bizim günahlar için. Ne kim inanır ona da pişman olur, o paklar onun günahlarını da kabul eder göklere. Bu Allah, Biblia'da yazılı bu işler. Sağ olun İlya, bugün bizi sevindirdiniz. Hani umut var, umut var. Var sizin umut. Gözlerinizde de o umut var. Var. Sanırım hani çoğu bizim seyirciler de bunu anladı. Size kolay gelsin, komandanıza kolay gelsin. İlerledersiniz bu işinizi. Projektin de geleceği olsun. Bu en önemli. Sağ olunuz. Sanırım hani biz çoktan sizi bekledik burada ama bu dil bitki bizim buluşmamız. Biz daha güzel güzel sizin işlerinizi bu stüdyomuzda konuşacağız. Sağ olunuz. Saygılı seyirciler, efirde program adı Laf Edelim Büyük Allah'ın bugün misafirlikte bizde bulunduğu üretici blogger İlya Karasen'i. Sağ olun, sen bugün bizimle indiniz. Kalın sağlıcakla.